Efendim manşetin bu dilimine siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye konuğumuz olacak. E, Sayın Destici hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Akif Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Teşekkür ediyorum. E, dilerseniz bu Suriye operasyon mesajıyla başlayalım Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Pençekit Operasyon Bölgesi'nden de zaman zaman şehit haberleri alıyoruz. Bugün en son İslam Sancağı az önce e, cenaze töreni vardı. Gezi Allah'tan rahmet dileyelim. Harekatın kapsamı, genişliği, süresi bekliyor musunuz yakın bir zamanda? E, 1 milyon sığınmacının dönüşünden söz ediliyor. Bu sürece dair operasyonun belirli ol, yani sürecin operasyon için belirleyici olabileceğini düşünüyor musunuz? Ne yapılmalı, ne noktadayız? Bununla başlayalım. Öncelikle e, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. E, mekanları cennet olsun. Aileleri, aile mensupları başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz Müslüman Türk milletine bas sağlığı ve sabır diliyorum. E, tabii şu anda yaralı gazilerimiz var. Onlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ve şu anda hem yurt içinde hem yurt dışında e, teröre karşı hudut güvenliğimiz için, devletin varlığı için ...ülkenin bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin... ...Rabbim yar ve yardımcısı olsun, onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Tabii e, Suriye'ye ilk harekatımız e, Fırat Kalkanı ile başladı. Ve e, işte o günleri e, tekrar hatırlarsak ya da gözümüzün önüne getirirsek... E, ...Türkiye 15 Temmuz hain e, darbe girişiminden e, çıkmış, e, bunu def etmiş başından... Ve bir anda Suriye'nin kuzeyinde yerleşmeye çalışan PKK, PYD, YPG terör örgütü ki o zaman konuşulanları ve PKK'nın hedeflerini Amerika ile birlikte, Batı ile birlikte hedeflediğine baktığımızda Suriye'nin tamamen kuzey bölgesini ele geçirip orayı bir terörist bölgesi yaparak, PKK bölgesi yaparak Akdeniz'e inmeye kadar gidecek bir hedefleri vardı. Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla buna dur dedi. Buna müsaade etmeyeceğini çok kararlı bir şekilde en zor döneminde bile ortaya koydu ve gösterdi. Akabinde işte Zeytin Dalı harekatı Afrin'e yapılan başarılı bir harekat. Burada da müsaade etmeyeceğini gösterdi. Ve en son işte Barış Pınarı harekatı, Barış Pınarları harekatı. Bu harekatın da amacı yine Sınırlarımızın dışında 40 kilometrelik bir alanı tamamen terör örgütlerinden temizlemek ve burada özellikle Suriye'nin içinden gelen Suriye vatandaşlarını buralarda ikamet ettirerek içeriye girişlerine de mülteci olarak ya da sığınmacı olarak Türkiye girişlerini de engellemekti. Tabii bu operasyon çok başarılı bir şekilde devam ederken Amerika Birleşik Devletlerinin diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde onların da Türkiye'ye garanti vermesiyle özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye işte Pence'in Türkiye'ye gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi garanti vermesi 30 kilometre hattında kesinlikle Terör unsuru olmayacağına, işte Türkiye'ye tehdit olmayacağına garanti verildi. E, bu şekilde harekat e, belli bir noktada durdu. E, lakin e, o süreden bugüne geldiğimizde verilen sözler yerine getirilmedi ve bugün e, hala o bölgelerden Türkiye'ye yönelik e, işte havan topu atışları var. E, teröristler adeta orada cirit atıyor. Orayı bir terör bölgesi yuvası haline getirdiler ve hedefleri Suriye'nin kuzeyinde Amerikan güdümlü bir PKK, PYD, YPG bölgesi daha sonra da bunu işte üç parçayı birleştirerek bir devlet kurma hayali var. Türkiye tabi bu verilen sözler yerine getirilmediği için bugün o bölgeye bir harekat planlaması yapılıyor ve son yapılan Milli Güvenlik Genel Kurulu'nda da bu çok kapsamlı bir şekilde, detaylı bir şekilde gündeme alındığını, konuşulduğunu biliyoruz. Ve hazırlıklar başladıktan sonra muhataplarımız bilgilendirilerek Türkiye hazır olduğunda bu harekata başlayacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak zaten Barış Pınar Harekatı devam ederken biz harekatın durmasını, durmamasını ve devam etmesini bütün hedefleri Hedeflenen bölgelerin teröristlerden temizlendikten sonra ve kontrol altına alındıktan sonra durulması gerektiğini o gün de söylemiştik. Binaenaleyh bugün bu harekatı ivedi bir şekilde yapılması gerektiğini. Tabii ki ivedilikten kastımız elbette hazırlıklar yapıldıktan sonra başlayacaktır ve bu sefer kim ne derse dersin sonuna kadar Türkiye hedeflediği bölgelerin tamamında harekatı gerçekleştirmeli ve tamamen bölge teröristlerden temizlenmeli e, ve akabinde de e, Suriye'deki özellikle o bölgelerden Türkiye'ye gelmiş olanlar öncelikli olmak üzere e, sığınmacılar da o bölgelere geri yerleştirilmeli. Buna dair e, strateji yani kastettiğiniz şey Barış Pınarı'nın tamamlanması anladığım kadarıyla Kobani ve Kamışlı bölgesinin yani Aynel Arap diyeyim ve Kamışlı bölgesinin tamamen eee PKK'dan temizlenmesi. Doğru mu anlıyorum? Daha sonra e, da tel bu bölge, bölgesi var. Tel Rıfat Membiç var bir de. Tel Rıfat bölgesi var. Tabii Membiç var ve dediğiniz yani bu gibi hattın işte, tamamında işte aynı Kamışlı. Tabii bu hattın tamamında. Bu hattın tamamı operasyon kapsamı içinde olacağını düşünüyorum. Operasyon kapsamı, hareket kapsamı içinde olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü şayet yine bir bölgeye harekat yapılır da diğer bölgeler eksik bırakılırsa yine orada başımız ağrımaya devam eder. Yine o bölgeden yapılan saldırılar neticesinde Türkiye hem tacize tacizle karşı karşıya kalır hem de yine şehitler vermeye devam ederiz. Daha da önemlisi Türkiye'deki sığınmacıların önemli bir kısmının o bölgelere yerleştirilmesi noktasında da bu harekatın bütün bu bölgeleri kapsaması gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Efendim İsveç ve Finlandiya'ya geçeceğim ama öncesinde şeyi sorayım. Nihai süreç nihayetinde nasıl şekillenmeli? Yani bu sorun nasıl ortadan kaldırılacak? Diyelim 30 kilometre girdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Amerika ve Rusya işte karşı çıkmışlar daha önce. Temizlendi orası da terörden. Yine 30 kilometrenin altında terör örgütü var, var olmaya devam ediyor. E, buna dair çok sıklıkla yapılan şeyler var işte yani Suriye rejimiyle görüşmekle ilgili var. Rusya, İran vesaire aktörler, İran'ın orada Türkiye'nin çıkarlarını tehdit eden bir takım e, tavırlar içerisinde olmasına dönük şeyler konuşuluyor. Nasıl yönetileceğini, yönetilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz Suriye krizinin? E şimdi tabii nihai hedef, bizim nihai hedefimiz elbette ki e, Suriye'nin Toprak bütünlüğü muhafaza edilerek oradaki iç savaşın sona erdirilmesi ve tamamen terörden arındırılmış bir Suriye ve Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere sığınmış olan, geçmiş olan sığınmacıların da özellikle yakın ülkelerden Türkiye ve Ürdün başta olmak üzere bahsediyorum. Bunların tekrar kendi topraklarına dönmesini kastediyorum lakin bu tabii kolay bir şey midir? Elbette kolay bir şey değildir. Bugün e, Esad rejimiyle e, Suriye rejimiyle yapılacak görüşmelerin ben tek başına e, bu problemlerin ortadan kalkması için yeterli olmadığını düşünüyorum. Siz de zaten bunu Görüşülmesi gerektiğini düşünüyor e, Bir rejimle. Şöyle yani ben rejimle şu aşamada yapılacak e, bir görüşmenin e, Türkiye'nin e, menfaatleri açısından ya da Suriye'de iç barışın sağlanması açısından ya da sığınmacıların Suriye'ye dönmesi açısından bir sonuç vereceğini düşünmüyorum.